Merhabalar, iyi pazarlar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Hazır ve nazırı sizi keseyim diye söylemedim. Yanlış anlamayın. Yo yo Aradım yo yo. ulaşamadım. Ben Estağfurullah zaten hocam. olur mu öyle şey? Çinem Hanım. Ona hazırım dedim. Yani özür mahiyetinde. Adnan Beyciğim merhabalar size de. Merhabalar hocam, iyi pazarlar. İyi pazarlar efendim. Nasılsınız? Sizi Hocam duyduk, sesinizi sizi duyduk, daha evet iyi daha olduk, iyi evet. olduk. Öncelikle Sağ olun teşekkür çok. ediyoruz bizi kırmadığınız için Sayın Feyzoğlu. Olur Ailenize mu? de Olur mu öyle şey? Görev bilirim. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Umarız herkes sağlıklıdır ve iyidir. Sokağa Çok çıkma şükür. yasağı uygulanıyor bugün. Zannediyorum Ankara'dasınız siz de. Nasıl geçiriyorsunuz öncelikle? Ankara'dayım. Yemeğimi fırına koydum. Mutfağa topladım geldim. Çok güzel. Elinize sağlık o zaman. Aman Şimdiden lafı tutup afiyet. yakmayalım da hocam Evet, fazla yemeği. fazla da Yok vaktinizi yok. almayalım. Ağır ateşte 2 saat pişecek en az. Harikasınız. Şimdi çok zor bir dönemden geçiyor tabii tüm dünya. Türkiye'de de bu mücadelede 39 günü geride bıraktı. Tabii yargılama anlamında da Türkiye'deki hukuk sistemi zaten ağır işleyen bir sistemdi ve sekteye uğradı. Öncelikle bu sürecin daha ne kadar uzayacağını öngörüyorsunuz ve adli tatille ilgili fikirlerinizi alarak başlamak isterim. Sonra sözü Adnan Bey'e bırakacağım. Tabii Sinem Hanımcığım. Şimdi öncelikle tabii zor bir dönemden geçiyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü halkı bilgilendirmek için risk de alarak, sokağa da çıkarak mücadele ediyorsunuz. Bu son derece değerli. Çok teşekkür Sağlık ederim. çalışanlarımız, geçen çok duygulandım. Dün de herhalde televizyonda. İşte kızım sana sarılacağım günü iple çekiyorum deyip ekranı öpüyordu bir hekim. Hepsinden Allah razı olsun tüm sağlık çalışanlarımızdan. Zor bir dönem. Fakat halkımız da zorluk çekiyor, sıkıntı çekiyor. Bunu da tespit ve teslim etmek lazım. Çalışmak zorunda olanlar var. Çıkacaklar dışarıya risk alıyorlar. Çalışmak isteyen var ama işsiz. İşte dükkanlar kapalı. Ekonomi öyle bir zincir ki birbirine bağlı hepsi. Bir yerinden kestiğinizde her yerden kopuyor. Yalnız şunu müsaade ederseniz söyleyeyim. Buyur efendim. Bazı insanlarda çok anlayabileceğim bir öfke var. Yani çok anlıyorum öfkeyi. Anlıyorum ama öfkelenecek yer virüs. Yani şimdi mesela meslektaşlarımın bir kısmı beni arıyor, 65 yaş ve üstü büyüklerim. Biz niye dışarı çıkamıyoruz diyorlar. Biz niye dışarı çıkamıyoruz? Hatta aralarında hekimler dışarı çıkıyor 65 yaşın üstünde olsa da biz de kamu hizmeti yapıyoruz. Biz niye çıkamıyoruz diyorlar. Anlatmaya gayret ediyorum. Hatta bazen kızdırıyor muyum bilmiyorum ama şaka yollu şunu da söylüyorum. Ya inşallah bu virüs öyle bir mutasyona uğrar ki okuma yazma öğrenir. Kimlik kartınızı gösterdiğinizde ha ben buna bulaşmayayım. Bu kamu İnşallah. hizmeti yapıyormuş. Bu yargının İnşallah. kurduğu unsuruymuş. Ya hiç kimse keyfi bir şekilde size evde kalın demiyor. Mecbur olmadığınız takdirde yalvarıyoruz çıkmayın diyoruz. Büyüklerimiz için. Ya barolar ne işe yarayacak? Görev verirler. İlla çıkması gerekiyorsa, illa karakola gitmesi gerekiyorsa bir genç arkadaşımız koşar gider. Kimse gidemiyorsa vallahi ben giderim. Yani benden istesinler. Ankara'da istedikleri yere gideyim büyüklerim için. Ama yeter ki onlara bulaşmasın şu illet. Yani burada kahramanlık yapmaya gerek yok virüse karşı. Ve evet adli tatile ilişkinde bir düşüncemiz oluştu. Bu da çok sayıda genç meslektaşımdan ve baro başkanımızdan gelen bir talep. Hepsi istemiyor biliyorum. Bazı meslektaşlarım da diyorlar ki ya biz çok yorulduk, çok bunaldık. Fiziken ve ruhen çok bunaldık. O yüzden adli tatilimize dokunma diyorlar. Anlıyorum onların da durumunu. Şu anda pek çoğu için işte belki köyleri, belki Bodrum, belki Alaçatı, belki yaylalar. Öyle cazip geliyor ki dört duvar arasında bunalmış insanlara. Ama müsaade ederlerse ben de aç kalan insanları düşünmek zorundayım.
açlık sınırında direnmeye çalışanları düşünmek zorundayım. Size bazı sayılar Buyurun vereyim hocam. sinemanın. Durumun ne olduğu anlaşılır. Şimdi sayın izleyiciler, avukat deyince böyle Türk dizilerindeki, yabancı dizilerdeki avukat tiplemesini akıllarına getiriyorlar. Bir eli yağda, bir eli balda, otomobil duruyor, korumalar iniyor, şak kapılar açılıyor falan. Yok böyle bir dünya. Yok, yok. Sadece bir yıl içerisinde ruhsat almış olan genç meslektaşımız sayısı 17.500 efendim. Bu 17.500 gencimiz çok şanslılarsa şu ana kadar kendilerini işten çıkarmayan bir çalışacak yer bulmuş olabilirler bir avucu. Büro açanlar borç aldılar, kredi çektiler mobilyalarını almak için, işte elektronik malzemelerini almak için. Kapılarını çalabilen yok şu anda. Meteliğe kurşun atıyorlar. Aç kaldı kalacaklar. Belki de kaldılar. 3 yıla kadar kıdemde olan sayı 37 bin. Bürolarını açtılarsa daha bir sürü borçları var. Ödeme ihtimalleri sıfır çünkü gelen kimse yok. 52 bin de 5 yıla kadar meslektaşım var. Şimdi ben buradan artık neredeyse yalvarıyorum. Bodrum'a gitmek isteyen meslektaşım gitsin. Alaçatı'ya gitmek isteyen gitsin. Yaylaya çıkmak isteyen, anasının babasının köyüne, evine gitmek isteyen gitsin. İmkanınız varsa gidin. Bankada paranız vardır, gidin. Birikmişiniz vardır, gidin. Kira geliriniz vardır, gidin. Hiç kimse size tatile gitmek istiyorsanız zincir bağlamıyor. Ama ne olur açlık sınırında mücadele vermeye gayret eden en az 50 bin gencecik kardeşimi düşünün. Ben bunun yükünü taşıyorum. Ve bunu söylediğimde de kızıyorlar bana. Ama burada söyleyeyim ya, benim tuzum kuru değil. Çünkü benim omuzlarımda o en az 50 bin gencecik meslektaşımın sorunu var. Ekmek sorunu var. Daha ne söyleyeyim size? Sayın Feyzoğlu, peki 6 Mayıs'a kadardı zannediyorum. Yani böyle bir tavsiye niteliğinde karar alındı. Hatırladığım kadarıyla duruşmaların yapılmaması yönünde. Ama 30 Nisan. 30 Nisan'da, özür dilerim. Tavsiye niteliğinde bir karar alındı. Ama görünen o ki bu süreç biraz daha uzayacak şimdilik. Doğru mu? Şimdi sinemanın tavsiye niteliğinde değil, bu tedbirler kapsamında çıkan kanunda HSK'ya yetki verildi. Yargıtay Başkanlar Kurulları'yla Danıştay Başkanlar Kurulu'na yetki verildi. Dolayısıyla resmen durdu. Acil işler dışında hepsi durdu. Bakın şöyle hesaplayalım. Önümüzde Ramazan var. Evet. Ramazan ayı sakin bir aydır doğal olarak. Ve Ramazan ayında işler durur. Arkasında bayram var. Hemen arkasından da adli tatil başlayacak. Ve vatandaş adli tatilde adliyeler kapalı diye kendi işini Eylül'e bırakır. Adliyeler tam anlamıyla kapalı değildir ama adı adli tatil. Adli Adli tatildir, tatil evet. Duruşma dendiğinde olmaz. Evet. avukatın kapısını kimse çalmaz. Dolayısıyla eğer adli tatil okulların öğretmenlerin tatiliyle denkleştirilerek bir 15 güne düşürülür ise veya bu senelik sadece yapmıyoruz denirse Ağustos ayında da adliyeler çalışır, avukatların da kapısını çalıp iş getiren vatandaşlarımız olur. Vatandaşlarımız da şu anda bunaldılar. Bakın işlerini yaptıramıyorlar. Birikmiş bir sürü işleri var. İcralar durdu. Mal kaçırılıyor. Şimdi Adnan Bey belki fark etmiştir yayınlarda sizde de izlediğimi hatırlıyorum. İstanbul ağırlıklı olarak gayrimenkul satışlarında patlama var. Ya şimdi nasıl olabilir böyle bir şey? Yani ne alırsınız? Makarna alırsınız.
Temizlik malzemesi alırsınız bolca. Bunlardaki patlamayı anlarım. İşte vitamine saldırdık, vitamin patlaması olur. Eczanelerde şu bu. Gayrimenkul satışı nasıl patlar ülkede? Yani işin ekonomisine, sosyolojisine, psikolojisine aykırı. O zaman burada borçluların icradan mal kaçırma yarışı var. Görünürde satıyorlar. Yani şimdi kimse kızmasın. Bir taraf borçluysa bir taraf da alacaklı. Yani alacaklıya tukaka yok. O da alacağını alacak. Dükkanını çevirecek, işletmesini çevirecek, iş istihdam sağlayacak. Eğer bu kadar büyük bir gayrimenkul satışı varsa, bu patlama varsa ben bundan şüphelenirim. Hayatın olağan Bunların akışına aykırı dediğiniz durumlardan biridir herhalde. olamaz böyle bir şey. Yani insanlar koronavirüs geldi ben gayrimenkul alayım mı diyorlar. Yani gayrimenkul satayım demelerini anlarım. Ama gayrimenkul alayım diye insanlar sıraya girmez. Borcum var satayım denir. Ama ben paramı bu dönemde nereye yatırayım? Hemen bir gayrimenkul alayım da onu kenara koyayım. Hastalıkta lazım olur demezsiniz. Doğru, Bana bu mantık haklısınız. gelmiyor. Haklısınız. Demek ki bir mal kaçırma durumu var Peki yoğun bir öneriniz şekilde. o zaman Sayın Feyzoğlu. Şimdi önümüz Ramazan. Bu dönemde de zaten gidişata da bakılacak olursa Mayıs ayında da bu duruşmaların görülememe hali devam eder gibi Biraz daha bir 15 gün devam eder, evet. ne kadar daha 15 gün kadar daha devam eder diye devam düşünüyorum. eder. 15 Mayıs mı oluyor yani? Aşağı yukarı 15 Mayıs diye herhalde öyle Peki oluyor. Böyle üzerine de sanıyorum. bayram tatili giriyor galiba. Siz ne zamandan itibaren aktif olması gerektiğini düşünüyorsunuz hukuk sisteminin? Valla en fazla bir 15 gün daha tatil verilebilir Sinem Hanımcığım. İlla adli tatil gerekiyorsa okullar ne Anladım. zaman tatil ona denk getirelim ki çocuklarla birlikte tatile gidilsin. Ondan sonra da Ağustos'ta adliyeler de çalışsın, bizler de çalışalım. Vatandaşın işi de görülsün. Dedim ya o mallar kaçırıldı. Şimdi o muvazalı işte hileli işlemlerin iptal edilmesi lazım. Bir sürü alacak davası var, tazminat davası var. Onların hepsinin görülmesi lazım. Bekliyor şu anda. Tutuklu işler yapılmıyor. Şöyle tutukluluk tahliye mi, tutukluluğun devamı mı diye bakılıyor ama öylesine bakılıyor. Şimdi biz eğri oturup doğru Evet. konuşalım. Oturup uzun uzun inceleme Yapılamıyor. yapılamıyor maalesef. Çünkü taraflar katılamıyor hastalık sebebiyle. Ağustos'ta tutukluların duruşmaları kendi hakimleriyle görülsün. Tutuklu işler belki adli tatile zaten girmiyor ama kendi hakimleriyle görülsün. Nöbetçi hakimle görülmesin. Nöbetçi hakime gönderildiğinde iş yürümüyor. Yürümüyor tabii. Evet, Öyle haklısınız. gün veriyor geçiyor. Evet, haklısınız. Sayın Feyzoğlu, Sayın Türkkan'a bırakıyorum sözü. Size Estağfurullah. soruları Soru sorayım. olacak. Hocam sizi bulmuşken yakın zamanda çıkan bu infaz yasasındaki değişikliği de sormak isteriz. Tabii çeşitli demeçlerinizi okuduk ama bir de Ulusal Kanal izleyicilerine bir değerlendirme yaparsanız çok seviniriz. Elbette. Bu arada ben bir şey sormak istiyorum. Görüntüm ve ses net mi? Netsiniz, Net. gayet Çok netsiniz net Sayın hocam. Feyzoğlu. İyi değil mi? Gayet Ama iyi. netsiniz. Hayır, o zaman bunu yapabiliriz işte. Yani bundan sonra Tabii sık sık bekliyoruz. güzel fikir. Yani gayet güzel fikir. Yo, Ben gayet netsiniz. Çok netsiniz, evet. YouTube'da sınıf açtım mesela. Bir 10 gündür. Türkiye'nin her yerinden hukuk öğrencilerim oldu. Düşünebiliyor Ne musunuz? Ne güzel. büyük Ne keyif. güzel. Türkiye'nin her yerinden. Ne güzel. Sadece hukuk öğrencileri gelsin diyorum veya öğrenmek isteyen kim varsa gelsin diyorum. Toplantılarımızı video konferans yapıyoruz. Dersleri bu şekilde veriyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nde online eğitimlere girdik. Her gün saat 2'de inanır mısınız ders başına 15 bin kişi izliyor. 15 bin. Muazzam bir şey. Ya muazzam bir şey bu. İnsanlar bilgiye de aç. Biz de vermek istiyoruz o bilgiyi. Feyzoğlu, yani dijital platformu ignore edemeyiz, inkar edemeyiz yani. Yani bu koronavirüsün Evet yani bir hayırlı bazı sonuçları da oldu yani teknolojik anlamda işler değişti hocam. Yayıncılıkta da böyle adım Adnan atıldı. Bey hızlandırdı. Yani Hızlandırdı.
daha sonra geçecektik ya da benim gibi daha klasik insanlar yüz yüze bu işleri tercih ederken baktık ki gerçekten yine yüz yüze mesela 15 bin kişiyi bir salona doldurup ders veremezsiniz ama 15 bin kişi her biri ön sıradan gibi seyrediyor ve mesaj yazıyor. Mesajına da mesajda soru soruyor. Soruya da cevap alıyor. Yani hakikaten çok hoş bir şey. Siz yemişsiniz değil mi bu platformu? Sayın Feyzoğlu. Buyurun Adnan Bey. Evet. Adnan Bey şimdi soruyu cevaplayayım izin verirseniz. Buyurun tabii hocam. Bu infaz indirimi af diye bilinir Türkiye'de bizim toplumumuzda. Ve öyle olmasa da sonuç itibariyle işte dışarı çıkıyorlar ya belli bir grup. Ve iki şeyin lafı çıktığında diş macunu geri tüpe girmez. Birincisi erken seçimdir, ikincisi aftır. Şimdi af sözünü çıkarttıkları anda yetkili konumdaki siyasiler bu gelir, devamı gelecekti. Cezaevlerindeki durum şuydu. Şimdi birileri her şey olup bittikten sonra belki sanki ilk kez duymuş gibi yapıyor bunu siyasetin içinde. Ya bu nereden çıktı? Nereden çıktı? Ne yaptınız siz falan diyorlar. Sanki hiç bu bir küsur senedir konuşulmuyormuş gibi. Cezaevlerinde indirim beklentisi diyeyim, onlar af diye anlıyor. Af beklentisi çıktığı anda üst üste zaten yani 100 bin kişi kapasitede 350-380 bin kişi var. Patlamaya hazır bombaya döndü cezaevleri. Kimse kimseye değmiyor ki aman olay çıkar, kavga çıkar, indirimden yararlanamaz hale gelirim diye. Ama psikoloji giderek zorlaşıyor ve gerginlik başlıyor. Çok gergindi, inanılmaz gergindi son 6 aydır cezaevleri. Yani ödümüz kopuyordu, bir kıvılcımla her şey patlar diye. Bu virüs salgını başlayınca bir başka büyük tehdit oluştu. Cezaevine bir şekilde virüs girerse yayılmasını bu kalabalıkta önleyemeyiz denildi. Ben de o yüzden gündeme getirdim salt insani sebeplerle. Ama belli suçlarında kapsam dışında bırakılması gerekiyordu. Kapsam dışında bırakılan suçlara baktığınızda doğrudur bunların kapsam dışı bırakılması. Toplumun hassasiyeti olan suçlar bunlar. Yani bunları nasıl salarsın denilen kasten adam öldürme, cinsel saldırı, cinsel istismar, çehrede sabit eser bırakacak şekilde o kezzap döken yaratığın işte işlediği suç gibi suçlar. Ondan sonra terör suçları. Bunların kapsam dışı olması makuldü ve kapsam dışı oldu. Şimdi bu, dolayısıyla neden rahatsızlık vardır? İki tür rahatsız olanlar var. Birincisi işte babasını, eşini, nişanlısını, kardeşini heyecanla bekleyip tırnak içinde söyleyeyim. Bize vurmadı hay Allah ya bu af bize vurmadı diye öfkelenenler var. Bunlar insani. Bunu çok çok insani buluyorum ama adı üstünde yani bu bir genel bir infaz indirimi herkese olmayabilir. Ve bazı mecbur değil meclis bunu çıkarmaya, devlet bunu çıkarmaya mecbur değil. Belli suçları kapsam dışı bırakabilir. Ben Anayasa Mahkemesi'nin de belki bir suç tipi hariç dokunacağını sanmıyorum. Bir son anda giren MİT kanununa muhalefet ağırlık itibariyle bu diğerlerinin içinde pek yakışmayan bir suç tipi. Bunun dışındakiler Anayasa Mahkemesi'nin söz söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Bir grup var ki o ayrı eşit indirim diyorlar. Çok böyle surete haktan gibi görünüyorlar. Çok böyle demokratik, çok ne bileyim insani gibi söylüyorlar. Bu ilk grubun hassasiyetlerini kullanmaya çalışıyorlar. Bunların derdi FETÖ'cüler, PKK'lılar ve DHKP'liler de, DHKPC'liler de çıksın.
Onların da adını bulmuşlar, siyasi suçlu diyorlar. Sanki DHKPC'liler insanları katletmedi. Sanki FETÖ'cüler bu devleti yıkmak için artık en son uçaklarla saldırmadı. Sanki PKK'lılar şeker gibi insanlar da sadece barış istiyorlar falan. Tabii bunu böyle söyleyemiyorlar. Onun yerine bir takım böyle münferit vakaları alıyorlar. Bak bu da çıktı, bak bu da çıktı. Ama işte filanca türkücü çıkmadı. Yani o şarkıcı türkücü dediği, yani kimse kusura bakmasın da benim Cumhuriyetimin savcısını şehit edenleri alkışlayan, metheden, baş tacı eden insanlar. Ya Almanya'da böyle bir şey olsa Almanya gereğini yapar. Amerika'da olsa Amerika gereğini yapar. Türkiye gereğini yaptığı zaman antidemokratik diyorlar. Antidemokratik uygulamalara, adil yargılanma hakkı ihlallerine her zaman karşı çıkıyoruz. Somut söylüyoruz. Ama ben Atatürkçülerin, Cumhuriyet sevdalılarının, DHKPC'lileri, PKK'lıları, FETÖ'cüleri alkışlayanları alkışlamasını da içime sindiremiyorum. Yaşayın hocam dedi Sayın Türkkan. O kadar güzel Yani anlattınız izleyicilerimizden de güzel mesajlar geliyor. Sağ olun, var olun Evet. hocam. Tabii şimdi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürme gibi bir hazırlığı da var infaz yasasında. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz Sayın Feyzoğlu? Yani götürebilirler. Ama şimdi ben öyle dersem şu parti lehine, şu parti aleyhine siyaset yapıyor derler benim için. Bana göre anayasaya aykırılığı yoktur. Yasanın bir tek maddesinin anayasaya aykırı olduğunu düşünüyorum. O da son anda mecliste giren, komisyonda girmedi de MİT kanunla muhalefetten yani o İşte MİT mensuplarının isimlerini açıklama vesaire. Buradan yani benim çok sevdiğim, değer verdiğim, saydığım zaman zaman çatışabiliriz o ayrı ama Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, işte Arel, Hülya Hanım, tanımam o ikisini ama iki Barış'ı da iyi tanırım. FETÖ'yle göğüs göğüse mücadele ettiler. PKK bunlardan nefret eder. DHKPC'lilerin uzağından yakınından geçmezler. Gazetecilik yaparlar. Evet, sert gazetecilik yaparlar. Beni de eleştirdikleri olmuştur. Ben de onları eleştirmişimdir. Ama vatanseverliklerinden ve gazeteciliklerinden hiçbir zaman tereddüt edilmeyecek insanlardır. Daha önce mecliste bir milletvekilinin adını, soyadını, her türlü bilgisini vererek sır olma özelliğini yitirttiği bir şehit kahramanımızın, bir MİT mensubunun adını verip soyadını da gizledikleri halde MİT mensubunun ismini deşifre etmekten dolayı yatarı da çok fazla olmayan bir suçtan dolayı tutuklanmalarını, yargılanmalarını aslında benim içime sinmiyor ve dünyaya anlatamam ben bunu. Anlatamıyorum zaten. Kendime izah edemiyorum. Bu sizin ekranlarınızdan da söyleyeyim. Bu ahlaksız FETÖ'cülere, alçak PKK'lılara, eli kanlı DHKPC'lilere malzeme veriliyor bu insanların tutuklu olmasıyla. Çünkü bunlar diyorlar ki Türkiye'de bakın basın hapiste söz söyleyeni içeri alıyorlar. Kimsenin düşünce özgürlüğü yok. Görüyorsunuz işte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan da içeride denildiği zaman ya cevap veremiyorsunuz. Bu kadar üstün çabayla FETÖ'ye, PKK'ya, DHKPC'ye altın tepside malzeme verilmez arkadaş. Onu söylüyorum. Yani siz o haberde veya meclisteki açıklamada suç unsuru olmadığını mı düşünüyorsunuz hocam? Haberde hiçbir suç unsuru yok. Ben satır satır inceledim haberi. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesin bildiği sır olmaz. Meclis kürsüsünden
yapılan bir açıklamayla aleniyete intikal etmiş bir bilginin suç olma ihtimali yoktur. Yargı içtihatları zaten dolaylı olarak bu yönde. Ben bunun kendi kitabımda da hiç bu meseleler yokken yıllar ve yıllar önce yazmıştım. Sır demek sadece belli sayıda insanın bilmeye yetkisi olan ve belli sayıda insanın bildiğidir. Sır bir kez aleniyete açıldığında, intikal ettiğinde artık sır olma niteliği ortadan kalkar. Onu yazan da suçlu olmaz. O habere de baktığımda isim var, soy isim yok, yerler gizlenmiş, hassasiyet de gösterilmiş. Ama bir MİT mensubumuzun fedakarlığı da kamuoyuna kimliği gizlenerek açıklanmak istenmiş. İyi niyetli, samimi bir haber, karşılığı bu değil. Ve başka şeyler akla getiriyor. Üzülüyorum o yüzden. Bizim elimizden, benim elimden memleketimi savunacağım imkanlar koparılıyor. Göğsümü siper ediyorum ben bu yabancı mihraklara karşı ve onların içerideki çok hevesli tetikçilerine, kuklalarına karşı. Ama böyle bir durumda söyleyecek gerçekten iyi de barışlar niçin içeride dendiğinde vallahi söyleyecek bir şeyim yok onlara. Zaten siz bunun da AYM'den muhtemelen dönebileceğini de dile getirmiş oldunuz. Hocam sürede de Yani biraz... kanun oradan, Evet, kanun. kanun oradan, o indirim oradan döner diye düşünüyorum. Bunların tutukluluğu zaten hepten yanlış. Bakın sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Takdir edersiniz, etmeyebilirsiniz. Onlar sizi takdir eder ya da sizin rakibiniz olur, düşmanınız olur. Fark etmez. Yeter ki gazetecilik yaptığınız insanlar. Öbür tarafta bir işte istihbarat örgütünün paralarıyla kurulmuş gazetelerin neler yaptığını, FETÖ'nün bu ülkeyi kasıp kavurduğu zamanlarda en iyi siz biliyorsunuz. Birlikte mücadele ettik bunlara karşı. Onların manşetlerini birlikte göğüsledik. O tarihte Türk Silahlı Kuvvetlerini savunmak, donanmamızı savunmak, bunların gözünde ve bu sol kıyafetler giymiş aslında emperyalistlerin uşaklığını yapan ama gerçek sol sosyal demokratları kandırmak için sözde solculuk numarası yapanlarla biz göğüs göğüse mücadele ettik ve bu ahlak yoksunları olmasaydı, bu gazeteci kılıklı kaleminden kan damlayanlar olmasaydı bu halk kandırılmazdı. FETÖ'nün bu halkı kandırabilmesinin, bu devleti işgal etme noktasına gelebilmesinin başlıca sebebi kendilerini liberal diye tanıtan ama aslında şahsi ikballeri, menfaatleri sebebiyle kendilerini bu emperyal güçlere satmış olanlardır bizim bugün yaşadıklarımız. Bunlar satılık insanlardı. Ha şimdi bunları kahraman muamelesi yapıyor birileri. Nedenmiş? Çünkü iktidara karşılarmış. Yani dünyanın yani hangi sağlıklı düşünen zihni düşmanımın düşmanı dostumdur derken daha 10 sene geçmedi, 5 sene geçmedi yaşadıklarımızı unutabilir. Nasıl unutabilir? O manşetleri nasıl unutabilir? O sözde gazetecilerin gazeteci kılıklı insanların katlettiği, intihara sevk ettiği, cezaevinde kanser ettiği insanların hatıraları da ortada. Hepimizin yüreğimizi parçalıyor bunlar. Evladının öldüğünü suçsuz yere yattığı zindanda televizyonun altyazısından öğrenen insanın acısı hala benim yüreğimde. Şimdi onlar kahraman. Onlar kahraman ama onlarla aynı kefeye Terkoğlu'yla pehlivanı koyduğunuzda olmuyor. Olmuyor, izah edemiyorsunuz. Hocam 23 Nisan'a gelmek istiyorum. 100. Evet. yılı milli Gelelim hadi. mücadelemizin Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşumuzun 100. yılı geliyor.
100. yıla gelirken sizin değerlendirmenizi, mesajınızı almak isteriz. Bir de 23 Nisan akşamı saat 21'de malum meydanlara çıkamıyoruz ama her balkon meydandır diyerek hep birlikte bir balkonlara çıkma, bayraklarımızda, istiklal marşımızda çıkma çağrısı yapıldı. Siz ne dersiniz? Sonuna kadar destekliyorum. Buna bir ilavede de bulunmak istiyorum. Bilmiyorum Adnan Bey, Sinem Hanım, siz ne dersiniz? Bu Güzide Kanal'ın kahraman izleyicileri ne der? Ben hepinizi kahraman gibi görüyorum açıkçası. Çünkü haksızlıklara karşı öyle direnç gösterdiniz ki yıllar içerisinde. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Ama milli meselelerde buluşmayı insanların anlaması lazım. Kayseri Barosu'nun bir teklifi oldu. Bana çok sıcak geldi bu teklif. Saat 9'da minarelerimizden İstiklal Marşı okunsun şeklinde. Ben balkona çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyacağım. Minarelerimizden de İstiklal Marşı okunabilir mi acaba? Çünkü bu ülkede camilerimiz, kutsal İslam dini Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, milli mücadelenin tüm kahramanlarına, cephe gerisinde cephaneleri taşıyan kadınlar ordusuna, yoklukla ayağında çarığı sırtında mintanı olmadan süngü savaşı yapan kahraman askerlerine varını yoğunu borçlu. Eğer milli mücadelemiz kazanılmasaydı, İstiklal Savaşı bir milli mücadele şeklinde Mustafa Kemal tarafından örgütlenmeseydi, bu millet bu mücadelenin milli mücadele olduğunu yüreğinde hissedip iki çift çorabından birini orduya, iki öküzünden birini orduya vermeseydi gönül rızasıyla, o milli ruh olmasaydı Karadeniz'de camimiz yoktu herhalde. Ege işgaldi. Trakya işgaldi, Akdeniz işgaldi, Güneydoğu, Doğu, işte Fransızların, Ermenilerin falan. Ve Sevr Anlaşması hayata geçmişti. Evet. O yüzden camilerimiz bu milli mücadeleyi çok borçludur. Kutsal İslam dininin bu topraklarda yaşamaya devam etmesi, bağımsız, özgür ve içten olarak devam etmesi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları sayesindedir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiştir Akif. Onun sözünden yola çıkarak öyle bir sahiplenmeliyiz ki milli mücadelemizi ve milli mücadelenin kahramanlarını, başta Atatürk olmak üzere. Bence camilerden İstiklal Marşı okunması güzel bir fikir. Bazıları dediler ki bunu gündeme getirdiğimizde laikliğe aykırı. Ben minarelerden fıkıh dersi verilsin demiyorum. Minarelerden politika yapılsın asla demiyorum ve demem de. Son derece karşı olduğumu bilirsiniz. Ama İstiklal Marşı bizim milli birliğimizin sembollerindendir. Kiliselerde de okunabilir aynı anda, havralarda da okunabilir, hiçbir engel yok. Ama minarelerden okunmasını ben doğru bir fikir olarak düşündüm. Daha da birbirimize bağlanmaya yarar. Ve o gün hepimiz tabii Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına, devletimizin kurucularına yüreğimizden birer Fatiha okuyacağız. Buna da ben eminim. Camilerimizde maalesef okunmasından zaman zaman imtina edilse de bu milletin ezici çoğunluğu herkes bilsin ki o duayı her gece okuyor.
Elbette. Sayın Feyzoğlu, şimdi her zaman kanalımızı onore edersiniz. Beni de hiç kırmadınız, hiç kırmazsınız zaten. Çok teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için ama bir de konuda desteğinizi daha rica edeceğiz. Siz bundan asla imtina etmediniz bugüne kadar ulusal kanala. Şimdi beraber bakın ne olduğunu bilmiyorum desteğin ne ama bak siz söylemeden söylüyorum başımla beraber. Buyurun. Teşekkür ederiz. O zaman Adnan Bey siz buyurun. Hocam siz zaten dile getirdiniz ulusal kanal, daha doğrusu birçok medya kuruluşu bu süreçten olumsuz etkilendi ister istemez. Yani gazeteler satılamıyor ya da işte yani sokağa çıkma yasayla ilgili engeller var. Televizyonlarda da aynı şekilde. Biz de tabii bu durumlarda bir yandan da tabii reklamlarla ilgili de sıkıntılar hala sürüyor. Yani biz istiyoruz ki Türkiye'nin kamu kurumlarımız bütün televizyonlara, vatansever televizyonlara, gazetelere eşit mesafede dursun ama henüz o aşamaya gelemedik ama tabii ulusal kanalda her zor koşulda milletine başvuruyor, milletine çağrı yapıyor. Yine bu dönemde, şu sıkıntılı süreçte hiçbir arkadaşımıza yolumuzu ayırmadan ulusal kanal dediniz ya nöbet tutuyor. Bu nöbeti sürdürebilmek için bir dayanışma çağrısı yapıyoruz izleyicilerimize. Ulusal kanalla dayanışma içerisinde olması konusunda. Siz de her imecemizde, dayanışmamızda siz de bir kez çağrı yapmıştınız. Belki bu sefer de yine sizin çağrınızı almak isteriz. Ne zaman, nerede, nasıl istiyorsanız o çağrıyı yapmak benim için görevdir. Elbette bana bir bunun görselini yaparsanız kendi sosyal medyamda da zevkle paylaşırım. Ben de üstüme ne düşüyorsa onu gücüm yettiği oranda yapmak isterim. Ama şunu okumamı istiyorsanız ulusal kanalın dayanışma çağrısına katılmak için 0212 245 81 81'i arıyoruz. Tamam mı vatanseverler? Hangi siyasi partiden, hangi siyasi dünyadan olduğunuzun önemi yok. Özgür basını, bağımsız basını ama hepsinden önemlisi milli basını korumak bizim görevimizdir. Teşekkür ediyoruz Sayın Feyzoğlu. İçtenlikle gerçekten ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pazar günü ailenizden ayırdığınız vakti bizlerle paylaştınız. Çağrımıza da destek verdiniz. Var mı eklemek istediğiniz ya da sizin bir teşekkür ederim. Burası da benim, burası da benim ailem Sinem Hanım. Yani zor zamanlarda aileler her zaman bir olur, birlikte olur. Dedim ya, aynı siyasi dünyadan, aynı siyasi düşüncelerden olmak zorunda değiliz. Biz %100'ümüz Türk milletiyiz ve milli meselelerde kenetlenen, kucaklanan insanlarız. Ulusal kanalın milli hassasiyeti de hiç kimse tarafından sorgulanamaz. Dolayısıyla sizler ve izleyicileriniz benim ailemdir. Ailemden uzak kalmadım. Büyük ailemle kavuşturdunuz beni. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Metin Bey, gerçekten çok mutlu oldum bunları duyduğuma sizden. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Lütfen kendinize ve ailenize çok iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşebilmek ümidiyle inşallah. İnşallah efendim. Sağ olun. Hoşçakalın.